ben her kitaptan bir tutam. Umarım çok iyisinizdir ve günleriniz çok güzel geçiyordur. Bugün tekrar yine ve yeniden bir maraton videosuyla beraberiz. Ne videosuyla beraber olduğumuzu neredeyse söyleyemiyordum. Ve o maratonda Elçin Eşi'nin Eşsiz ve Issız serisi. Şimdi ben seriyi okumayı uzun zamandır bekliyorum. Belki beni takip edenler varsa biliyordur. Ama seri hakkında bir maraton videosu çekmek istediğim için, maraton videosundan sonra bir seri yorumu çekmek istediğim için uzun zamandır da bir boş vaktimi bekliyordum. Dün önemli bir sınavdan çıktım. Allah'ım inşallah geçmişimdir. Ve direkt bu kitapların maratonuna başlayacağım. Normalde evde tabii ki böyle gezmiyorum. Bir YouTube videosu çekeceğim. Başka bir YouTube videosu çekeceğim. Onun için böyle süslendim. Süslenmişken de dedim ki bir maratonumun başlangıç videosunu da çekeyim. Seri hakkında çok güzel yorumlar duydum. Genelde herkes çok akıcı olduğunu söylüyor. Ve ben sınav yüzünden 2 haftadır kitap okuyamıyordum. 2 haftadır kitap okuyamazken ağır bir kitapla başlasam kesinlikle reading slump'a girerdim. Ve benim böyle akıcısı gibi akıp giden ve böyle biraz beynimi boşaltacak, hızlı okunacak, akıcı ve hani çerezlik diye tabir ettiğimiz bir kitaba, bir seriye ihtiyacım vardı. Ve Eşsiz ve Issız'ı tam böyle bu zamanda okumam gerektiğini düşünüp hemen başladım. Şimdi Issız ikinci kitabı, Eşsiz'i okumaya başlayacağım ben. Yani konusunu bilmiyorum. Tek bildiğim böyle bir kötü çocuk havası. Hani kötü çocuk kitap olan değil. Hani karakter olarak bir kötü çocuk. Böyle bir serseri bir oğlan olduğu ve aşk içerdi ama çok da akıcı oldu. Ya ben çok hevesliyim. Hani çok da hızlı okuyabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü hani uzun zamandır okumadığım için paslanmışımdır biraz. Bunu 2 günde bitirsem, 4 günlük bir maraton, 3-4 günlük bir maraton olacağını düşünüyorum. Umarım düşündüğüm kadar da hızlı bitiririm. Daha fazla uzamasını istemem. O zaman maratona başlayalım. Saat şu an 7'yi geçiyor. Benim yayınım var birazdan. Hani böyle yayın yapacağım, ortamı falan hazırlamam lazım. Ben giyindim, saçımı falan yaptım. Eşsiz okuyorum. Yani kitap garip bir bağlayıcılığı var. Bu kadar olacağını ben de beklemiyordum. Sarıyor. Cidden sardı. Ben de özlemişim kitap okumayı. Kitap da çok sarıyor. Sevdim. Yani ana karakter böyle evet. Biraz asi, umursamaz. Böyle sen kimsin? Köpek modunda bir karakter ama ya sanırım ben böyle olacağını biliyordum. Duymuştum daha önceki yorumlardan arkadaşlarımın. O yüzden beni rahatsız etmedi. Şimdi 130'lardayım. Artık yavaşça bırakacağım. Ki yayına hazırlanayım. Yayından sonra işte yayın 9'u geçerek bitiyor genelde. Yayından sonra devam ederim. Bir 200-250'ye gelmek gibi bir planım var. Bakalım. Saat şu an 1'e geliyor. Ve benim uykum geldi. Yavaştan bırakacağım artık. Zaten ben 250'ye falan gelmeyi düşünüyordum. 350'ye geldim. Herkese günaydın. Bugün pazar ve saat şu an 11'i geçiyor. Ben uyandım, kahvaltımı yaptım. Dün Eşsiz'de 360'da kalmıştım. Bitmesine 140 sayfa kaldı. Ve şimdi hemen devam edeceğim. Zaten dün zorla bıraktım. Bunu da size söyledim akşam. Hani neredeyse gece uyumayıp bitirecektim ama hani önceki sınavdan çıkmanın yorgunluğu, yayın beni çok yoruyor. İşte o canlı yayının yorgunluğu falan bitiremedim, bıraktım. Bugün bitireceğim. Yani heyecanlıyım. Büyük ihtimalle bir şeyler olacak gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Ben şimdi bunu okumaya gidiyorum. Şu an çok sinirliyim. Gerçekten çok sinirliyim. Yani yazar, yazarcığım, Elçin, bir kitap böyle mi biter? Yazık günah bize de, yazık günah. Ya şu an mutlu olduğum ve üzgün olduğum birer şey var. İlk önce kötüyü söyleyerek başlıyorum. Kitap çok kötü mü diyor. Yani kötü dediğim böyle berbat, biri ölüyor bitiyor falan tarzında değil ama yani çok merak edilebilecek bir şekilde bitiyor ve benim hoşlanmadığım bir şekilde bitiyor. Çünkü ben böyle karakterlerin başına kötü bir şey gelmesine, karakterlerin üzülmesine ve karakterlerin arasının bozulmasına hiç hoşlanmam. Benim için böyle herkes mutlu olsun, kimse ölmesin falan tarzında kitapları seven bir insanım. O yüzden Eşsiz'in sonu beni çok böyle gerdi, mutsuz etti. Ve hemen Issız'a başlamak istiyorum çünkü inanılmaz merak ediyorum. Beni mutlu eden şey Issız'ın şu an elimde olması. Issız şu an elimde olmasaydı gerçekten çok sinirlenirdim ve delirirdim. Hatta kitabını benden daha önce okuyan bir arkadaşım var, ikisini de okuyan. Bir kitaplık hesabını da şuraya bırakırım. Zaten her videoda bir adı geçiyor. Direkt ona mesaj attım. Issız'da ne oluyor dedim. Hani kitap böyle bitiyor ya, gerçekten oldu mu bu olay? Issız'da düzeliyor mu dedim. Spoiler ver bana falan diye yalvarıyorum. Vermedi.
Canım arkadaş gibi arkadaş dedik, ıssıza başla dedim. Şimdi hemen ıssıza başlayacağım. Zaten herkes Elçin'in dilinin daha çok geliştiğini, kitabın da aynı akıcılıkla devam ettiğini ama hani dilinin daha iyi olduğunu söylüyor. İşte karakterler falan daha akıllanıyormuş, oturuyormuş. O yüzden ıssız hakkında da beklentim çok yüksek. Ve şimdi ne olacağını çok merak ettiğim için sadece şu an 1'e geliyor. Böyle bir yarım saat, bir saat mola verir, ıssıza başlarım. Eğer ıssız da essiz kadar akıcıysa yarına kitabı bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Bakalım, umarım. Sizden sonra biraz ara verip ıssıza başladım. Şu an saat 3'e geliyor ve ben ıssızda 90. sayfadayım. Ya kitap hala çok akıcı, hiçbir şey kaybetmemiş. Hatta bir olay olmasını beklediğim için daha da hızlı okudum ben. Ve eğer biraz daha olmasaydı gerçekten içeri girip karakterlerden bir tanesini boğacaktım. Yeter artık konuş bir şeyler diye. Ama neyse ki oldu. Yani evet. Size göre kalemi daha iyi. Bunu hissediyorsunuz. Cümlelere daha hakim. Karakterlerin duygularına daha hakim. Bunun dışında en sevdiğim yer karakterler daha mantıklı hareket ediyor. Size daha çocuk gibilerdi. Issız'da biraz daha olgunlaşmışlar. Hani bir tane karakterimiz daha açık artık her şeyi söyleyebiliyor. Bir tane karakterimiz artık o kadar bodoslama yeter ki sen hayatımda ol, ben her şeyi yaparım senin için modunda değil. Kendine değer vermeyi daha fazla öğrendi. Artık kendi düşüncelerine daha fazla saygı duymayı öğrendi. En azından hani kendi için bir şeyler yapabildiğini hissediyorsunuz. Bu açıdan ıssızı daha çok sevdim şimdilik. Yani kitaba büyük ihtimal şu an devam ederim çünkü daha yormadı. Kitabın en sevdiğim tarafı bu, yormuyor. Yani akıyor. Evet. Böyle çok ağır bir dili yok. Bundan kaynaklı büyük ihtimalle. Bir de çok olaylı. Bir de normalde hani Kaan Barlas gibi bir karakteri ben kendi hayatımda olsa sopayla falan kovalarım. Bu benim genelde oluyor. Hani gerçek hayatımda sevmeyeceğim karakterleri kitaplarda seviyorum ben nedense. O yüzden yani beni rahatsız etmedi Kaan Barlas'ın tavırları. Ve okuma hoşuma gidiyor çakıllı onun. O yüzden şimdi biraz daha devam edeceğim. Belki hani iyi giderse yarılarım. Yarıladıktan sonra biraz fotoğraf falan çekeceğim, bir şeyler yapacağım. Sonra akşam devam ederim. Normalde bu kadar çabuk video çekmeyi beklemiyordum. Ama kitapta öyle bir şey oldu ki ben şoka girdim. Hatta direkt yazara mesaj attım. Bunu ben hiç beklemiyordum. Sen bunu önce de kitabın en başından beri planlıyor musun yoksa bir anda mı gelişti diye. Hiç beklemiyordum. Ben genelde tahmin ederim ya kitaptaki. En azından çiftleri çok net tahmin ederim. Hiç beklemediğim bir çift çıktı orada ve ben şoka girerek okudum. Ve bayıldım. Yani kesinlikle kitaptaki favori çiftim onlar şu an. Ve aralarında dördürüz hiçbir şey yok ama kesinlikle favorim onlar. Yani biraz da onların arasında bir şey olsun diye okuyacağım şu an kitabı. Çok iyi. Ve hiç beklemiyordum. Yani böyle sıfır çaktırmaya. Böyle normal gidiyor kitap. Bir anda bambaşka bir şey verdi. Ve hiç beklemediğim bir karakter, hiç beklemediğim bir şey yaptı. Hiç beklemediğim 3 karakter, 3 farklı şey yaptı. Çok şaşkınım şu an. Bunu atlatıp kitaba devam edeceğim. Ama gerçekten favori çiftimi buldum şu an, çok mutluyum. Şu an saat 8 ve ben 300'lere geldim. Yani beklediğimden daha hızlı gidiyor. Şimdi bunun 2 sebebi var. Bir tanesi ben 2 haftadır kitap okuyamıyordum ve daha yavaş okurum diye düşünüyordum ama... Ya ben çok özlemişim kitap okumayı. O yüzden ve hiçbir işim de yok. Zaten burada sokağa çıkma yasağı var pazar günleri. O yüzden sadece kitap okudum. Başka hiçbir şey yapmadım. İkincisi de kitap gerçekten akıcı. Ve ıssızı daha çok sevdim. Bunun sebebi yan karakterlere çok daha fazla yer verilmiş. Yan karakterlere çok daha fazla yer verildiği için yan karakterlerden bir tanesi de aşırı komik. Saçım önüme geliyor. Yan karakterlerden bir tanesi aşırı komik. Ve böyle yan karakterlerin ilişkilerini görmek, onların böyle hayatlarını ortak olmak beni daha iyi hissettirdi. Böyle onları da öğreniyorum. Onların komikliklerine ortak oluyorum. İşte onların yaptıklarına bakıyoruz falan. Issız'da daha çok eğlendim. Daha çok eğlendiğim için de daha hızlı okudum. Şimdi Issız genel olarak Kaan, Barlas ve Çakıl üzerinden ilerliyordu. Issız daha farklı karakterlerin de dahil olduğu bir kitap. Issız'da sadece o ikisi olduğu için belli bir yerden sonra evet biraz daha yıpratıyordu. Çok akıcıydı. Ama böyle şey hani bir yerden sonra şey oluyordun. Kaan'ın yaptıklarından, Çakıl'ın yaptıklarından tamam yeter falan oluyordun. Issız da ona çok güzel bir mola vererek kitaba devam ettiğin için Issız daha kolay okunuyor. Issız da çok akıcıydı. Issız daha da akıcı. Bu kadar Issız'ın bu kadar akıcı olmasını beklemiyordum ben. Ama işte yan karakterler güzel, yeni olaylar güzel, yeni çiftler giriyor. O çok güzel. Onu çok sevdim gerçekten. O yüzden Issız da şu an bayağı akıcı gidiyor. Benim şu an son 180 sayfam falan kaldı. Saat 8. İşte biraz otururum çay falan fistan.
biter. Bitmesini beklemiyordum ama bitecek. Bitireceğim. İnat ettim. 2 günlük maraton olacak. Hep 3-4 dediklerim daha kısa sürüyor. Gece tekrar yorum için geleceğim. Sürekli elimde çekiyorum ve telefonu bir yere koydum. Telefon düştü. Gece gece resmen atraksiyon. Neyse yine elimde çekiyorum o yüzden. Sızı bitirdim. Bence bunu zaten hepimiz bekliyorduk. Yani biteceğini düşünüyordum. Ve yani biliyordum. Kitabın böyle ortalarında bir olay oldu. O olayın başımıza dert açacağını ben biliyordum. Ve açtı. Beklemediğim şey devam kitabının olması. Ben seri 2 kitaptan oluşuyor sanıyordum. Yani böyle insan diyorum ki böyle son 15 sayfa falan başladı olay. Diyorum ki nasıl toparlayacak? Yani 15 sayfada bayağı büyük olay. Ve ben karakterleri tanıyorsam bunu 3 ay süründürürler birbirlerini bu olay yüzünden. Hadi diyorum hani 15 sayfada ne olabilir? Okudum. Hiçbir şey olmadı. Çünkü devam kitabı varmış. Çünkü 3 kitapmış seri. Ben 2 kitap sanıyordum ve kimse bana 3 kitap demedi. Deseydi ben kendimi hazırlardım. Ben hani her olay açıklanacak, bitecek diye bekliyordum. Patladım. Çok fena patladım. Resmen 3 kitapmış. Şimdi bekleyebilirsin 3. kitabı. Biliyordum ya. Böyle bir olay olacağını. Konuşamıyorum. Böyle bir olay olacağını biliyordum. Yani Elçin kitapların sonunu genelde olaylı bitiriyor. Alıp okursanız haberiniz olsun. Sonlarında kendinizi hazırlayın. Şimdi çok bahsetmeyeceğim. Yarın ayrıntılı bir yorum girerim. Onu da daha ayrıntılı bahsederim 2 kitaptan da. Ama 3 kitabı olması yok. Onu bugün atlatamayacağım. 3 kitapmış. Ve herkese tekrardan merhabalar. Bugün şu an okuma maratonu videosunun devamı olarak sizin ve sizin seri yorumunu gireceğim. Bu arada seri yorumu girmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Videoyu izleyenlerden ve videoyla alakalı olarak alta yorum yapanlardan. Mesela işte en çok neyi merak ediyorsunuz? Neden okumak istiyorsunuz? Siz ilk defa benden mi duydunuz, başkasından mı duydunuz? Yani kitapla, videoyla, seriyle alakalı bir yorum yapanlardan bir kişiye 2 kitabı hediye edeceğiz yazarımızla beraber. O yüzden izleyenlerden yorum yapmak isteyenler olursa, seriyi okumak isteyenler, merak edenler olursa onlar da alta yorum bıraksınlar ki belki aralarından bir tanesi seriyi okuma şansına erişir, bir tanesine hediye etme fırsatımız olacak böylece. Kedim bağırıyor arkadan, duydunuz mu bilmiyorum. Neyse sustu şu an. Eşsiz vasız tam olarak böyle okuyamama durumundaysanız, böyle reading slump'a girdiniz, giriyor gibiyseniz, işte mesela sınav dönemindeyseniz hani akıcı ama sizi fazla yormayacak, hem ders çalışırken beyninizi böyle fazlaca meşgul etmeyecek bir kitap, bir seri istiyorsanız eşsiz vasız tam olarak aradığınızı bulacağınız bir seri. Bundan çok emin olabilirsiniz. Çok akıcı. İki kitap da çok akıcı. Böyle hani çerezlik, basit ama okurken de keyif alacağınız ve böyle sizi kendinden bağlayacak, merak ettirecek bir kitap arıyorsanız tam olarak eşsiz vasız bunun için. Şu çok iyi, hani çok akıcı. Cidden mesela ben 2 günde okuyacağım asla beklemiyordum. 2 gün içinde bitirdim. Dehşet akıcı çünkü sürekli bir olay var. İşte sürekli bir kavga var ya da sır var. İşte tam olacaklar mı olmayacaklar mı? Hele ıssızda zaten farklı karakterler var. Farklı aşk hikayeleri giriyor işin içine. Onları merak ederken kitabı bir şekilde okuyup bitiriyorsunuz. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Akıcı bir kitap istiyorsanız eşsiz ve ıssız bunu size verir. Benim tek çekincem, hani kitabı beğenmeme ihtimalinizin olabileceği tek sorun şu. Karakterler özellikle ilk kitapta eşsizde biraz fazla şey. Böyle kendi hallerine, bir tanesi fazla umursamaz, tam bir kötü çocuk havasında, hani böyle atarlı giderli, işte ben bilirim, ben yaparım, döveyim, edeyim, kırayım tarzında. İkinci karakter de fazla saf, masum, utangaç kız. Tam ne yapacağını bilmiyor ama işte arada tırnaklarını çıkarıyor. Yani karakterler olarak biraz daha şeyler. Klişe demeyeyim. Ama hani yine de kişilerin az çok tahmin edebileceği karakter tipindeler. Ya ben mesela normalde böyle karakterlerden nefret ederim. Gerçek hayatımda. Yani mesela gerçek hayatımda böyle bir erkek karakterden ben nefret ederim. Ama kitapta beni çok rahatsız etmedi. Yani bu konuda ben çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hani belki sevmeyenler olur mu bilmiyorum ama ben rahatsız olmadım. Evet yani karakterin o kendine has hali beni biraz sinirlendirdi. Hani umursamaz falan. Tamam abi karizmatiksin de yani bir yere kadar. Ama yani ben de onu böyle kabul ettim ve dediğim gibi daha önce kitap yorumunda da okuma maratonunda da söylemiştim. Karakterin böyle bir karakter olacağını ben biliyordum. Sanırım bu beklentiyle başladığım için beni çok fazla rahatsız etmedi. Yoksa bu tarz karakterleri okuduğum kitaplarda sinirlenirim ben. Hani neden böyle yapıyor
kadın karaktere çok daha ezici ve böyle fazla sahiplenici, kısıtlayıcı bir tavırda davranıyor diye. Hani sanırım beklentimin zaten bu yönde olduğu için beni rahatsız etmedi. Bir de hani ıssız da gerçekten düzelmeye başlıyor. Ve daha normalleşiyor. En azından hani aynı şey ama karşı tarafı dinlemeye başlıyor. Az çok hareketlerine ödün veriyor. Hareketlerinden ödün veriyor. Daha açık bir karakter. Sanırım ıssız daha biraz ilk kitabın hani gidişatından öyle olmuş ama sonrasında düzeldiği için ve ben iki kitabı çok arka arkaya okuduğum için ayrı ayrı da yorumlayamıyorum şu an. O yüzden beni çok fazla rahatsız etmedi bu durum. Ama eğer siz diyorsanız hayır ben çok rahatsız olurum bunu da söyleyeyim. Ama hani beklediğiniz kadar böyle kötü de bir karakter değil. Yani ben kendim açıklayayım da sonrasında problem olmasın. Ve karakterler liseliymiş. Ben bunu da hiç beklemiyordum kitabın başında. Sanırım okuma maratonunda söylemeyi unuttum. Ben daha büyük karakterler bekliyordum. Böyle en azından 25-30 yaşlarında karakterler 17-18 yaşında zaten daha. Hani 17-18 yaşında zaten herkes biraz şey, herkes biraz ne? Herkes biraz daha çocuk. Karakterlerin de bu çocukluğu evet hissediliyor ama biz karakterlerin büyüdüğünü, geliştiğini de hissediyoruz. Bu da benim hoşuma gitti. Ve ben gerçekten aşk hikayesini beğendim. Gerçekten beğendim. Ve özellikle ıssızdaki favori çiftim diye böyle okuma maratonu çığlık atarak anlattığım bir çift var. O çifti daha çok beğendim. Ve büyük ihtimal o çift biraz daha 3. kitaba kaldı şu an. Onları da görmek için sabırsızlanıyorum. Yani kitap olaylı ve olaylar mantıksız değil. Hani böyle evet bazı abartılar var ama hani ne saçmalamış ya bu da olay çıkarmak için saçma sapan şeyler yapmış diyebileceğim bir kitap da değil. Ve Elçin'in dili de gerçekten güzel. Hani ben daha amatör bir dil bekliyordum dürüst olmak gerekirse. Gerçekten iyi. Yani anlatabileceğini anlatıyor, karakterleri bize anlatıyor, karakterlerin neden bazı şeyleri yaptığını anlatıyor, hislerini anlatıyor, duygularını anlatıyor, o sıra iç dünyasını anlatıyor ve bunu böyle tam olarak istenilen düzeyde yapıyor. O yüzden bu konuda da ben içim rahat. Hani Elçin dilini seversiniz ve Elçin dili gerçekten rahat okunan bir dil. Uzatmıyor, saçmalamıyor ya da işte sürekli tekrara düşmüyor. Bu da sizi mutlu eder. Evet, lise draması biraz şeydi, fazla dramaydı. Hani böyle gerçek bir lisede olmayacak bazı şeyler olabiliyor ama hani lisede geçen ve karakterlerimizden bir tanesinin anlattığım gibi işte biraz daha olaylı olan ve biraz daha hani Wattpad'de bazen gördüğümüz karakterler oluyor da böyle zengin kötü çocuk, zengin kız falan. Yani evet bununla alakalı, bununla bağdaştırılabilecek bir kitap ama benim okuduklarım arasında beni rahatsız etmeyenlerden bir tanesiydi. Yani bunu ben de tam çözemedim. Garip bir şekilde ben gerçekten sevdim. Ben sevdiğim için de size önerir miyim? Yani benim puanım kaç mesela? İlk önce onu söyleyeyim. Evet gerçekten mükemmel bir yorum yapıyorum. Ben 8 veririm. 8 veririm çünkü çok akıcıydı, çok merak ettiriyordu ve ben yani karakterlerden de rahatsız olmadım. Aynı zamanda yan karakterlerin dahil olmasını da sevdim. Yani iki kişi üzerinden ilerleyen bir kitap değil. Yan karakterlere de çok fazla yer verilmiş. Ve en azından olaylar belli bir mantık üzerinde, belli bir çizgisi var. Evet çizgi biraz abartı olabilir ama en azından o çizginin dışına taşmıyor. Hani anlatabildim mi? Evet bazı yerlerinde abartılar var ya da bazı yerlerinde belli klişeler var ama en azından kitabın belli bir çizgisi var. Yani ben bundan da hoşlandım. Evet şu an tam olarak anlatmak istediğimi buldum. Belli bir çizgisi, belli bir ana hattı var, belli bir tarzı var ve bu tarzın dışına çıkmıyor. Yani siz kitabı okuduğunuz süre boyunca ya hani ne oldu bu kitaba birden değişti, şurada da saçmalamış demiyorsunuz. İlk başında evet biraz abartıları var ama en azından aynı abartılarla devam ediyor. O bir yerde azalıp bir yerde artmıyor. Hani bu yüzden istikrarlı bir kitap olduğu için de benim hoşuma gitti. Yani ben seriyi sevdim. Dediğim gibi 8 veririm. Ve beni uzun zamandır okuyamadığım bir dönemden çok rahat bir şekilde çıkardı. Ben şu an rahat bir şekilde okumaya devam ederim. Yani tam olarak istediğim akıcılıktaydı. Uzun süre elimden ara vermeden okudum. Beni yormadı, işte yıpratmadı. Bu yüzden ben sevdim. Ve bence 3. kitap çıkmadan okursanız seversiniz. Ya yani bu tarz böyle lisede geçen, aşk istediğiniz, böyle biraz olaylı, işte biraz böyle gitgelli bir aşk hikayesi istiyorsanız bence eşsiz ve ıssız hoşunuza gider. Ay. Ve zaten şöyle de bir durum var. Hani ben bu karakter olayında biraz daha hassas bir konu olduğu için bu karakter olayında çok böyle net bir yorum yapmak istiyorum. Böyle bir ekol var artık. Hani kabul etsek de etmesek de. Belli böyle sert bir karakter ve bunu biraz daha düzeltmeye çalışan da bir kızla düzelen bir karakter ekolü var. Ve buna çoğu kitapta rastlıyorsunuz siz. Yani kitaplarınıza gidin bakın. Özellikle bu tarzda işte gençlik, genç yetişkin ya da daha çok genç aşk tarzında kitaplar okuyorsanız böyle bir ekol oluştu. Bu sadece Türk kitaplarında da değil, yabancı kitaplarda da var. Hani bu tarz kitaplar arasında beni rahatsız etmeyenlerdendi.
hassas bir konu olduğu için ve kendimi açıklamak istediğim için sık sık buna değiniyorum. Ve hani kendimi en net şekilde açıklamak istedim. O kadar YouTube'da video falan çekiyorum nasıl olsa diye. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Umarım kitabı merak etmişsinizdir. Çünkü ben okumanızı isterim. Öneririm de. Ve belki de aranızdan bir tanesi çekili sayesinde de okur. Yani benim yorumum bu kadar. Zaten ayrıntılı ayrıntılı bahsettim. Instagram'a da yorum postu gireceğim zaten. Umarım okuma maratonu ve yorum videosu hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.